Amerika'ya hareket etmeden önce özel soruları yanıtladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu hakkındaki hakaret davasına ilişkin konuştu. Ya buradan bir cezanın olabilirliğini kimse normalleştirmesin dedi. Şimdi bu cümleden bir şey anlayamadığım için ve devrik cümle olduğu için ve anlam bozukluğu yaratıldığı için Özgür Özel'in izniyle cümleyi düzeltmek isterim. Ceza verilirse kimse normal karşılamasın desek ne bileyim. Yani neyse takıldığım şeye bak. Buradan bir cezanın olabilirliğini kimse normalleştirmesin. Bunu biz kabul etmiyoruz. Ben Türkiye'ye bu ayıbı bir daha yaşatacaklarını sanmıyorum. İmamoğlu hakkındaki hakaret davasına değindi. Buradan bir ceza çıkması Türkiye'ye kötülük olur dedi. CHP'nin İstanbul'da hukukçu kurmaylarıyla yaptığı toplantıyı hatırlattı. 6 genel başkan yardımcımızı görevlendirdik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız toplantının bir kısmına katılacak. Ben dün akşam kendisiyle baş başa bir görüşme de yaptım. Biz her ihtimali göz önüne alıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonel toplantısı için Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket etmeden önce soruları yanıtladı. Özel, ABD'deki ilk gündem maddesinin İsrail'in saldırıları olacağını söyledi. Son günlerde İsrail'in arttırdığı saldırgan tutumu birinci gündem maddemiz. Yine hem Türkiye Cumhuriyeti hem Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olan Ayşenur kardeşimizin katledilmesi noktasında İsrail'e tepkimizin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nde kendi vatandaşına gereği gibi sahip çıkması noktasında da görüşlerimizi ifade edeceğiz. Ve AB üyeliği de Özel'in gündeminde. Olmazsa olmaz bir nokta bizim açımızdan bizim gündemimiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olmasıdır. Ve adaylık tartışmaları. CHP lideri ABD seyahati dönüşü Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile bir araya geleceğini söyledi. Önümüzdeki hafta ben döndükten sonra üçümüz bir araya geleceğiz. Ortada bir kriz falan yok arkadaşlar.